Onca yıl. Sırf bana değil. Kendi canına. Evladına yalan söyledin. Kızın anasını tanımadan büyüdü. Babasız büyüyecekti. Bana gösterecek mi? Çektin kapıyı, çıktım, gittin. Ne bir iz, ne bir veda. Sana dedim, beni evladımdan ayırma. Sen ayırdın. Kızım beni bilmeden büyüdü. Oldu mu? İçine sindi mi? Haber geldi. Dediler anası ölüyor. Geldim, başında durdum. Nefesini dinledim. Kızımı neden vermedin? Verseydin bana gösterecek miydin? Evlatsa ikimizin de evladı. Sen anneysen ben de babayım. Senin için zor. Benim için kolay mı vazgeçmek? Sultan. Kızımla konuşacağım. Senin o çalıştığın ev, konak mı, çiftlik mi, her neyse. Orada bir sıkıntı var. Bir hain, bir köstebek. Sen nereden biliyorsun? Çok yakın biriyim. Sana çok yakın biri. Kim? Oo, sağ ol Ganime kızım. Teşekkür et. Kaşığı bırak. Şekersiz çaya ziyan etme. Salih. Ne olacak abime? Tamam, sakin olmak lazım şimdi. Ya nasıl sakin olayım? Kim etmiş, niye ihbar etmiş? Bilmiyorum, gidip öğreneceğim. Ben de geleyim. Yok, sen kal burada. Niye? Bak, gidip alacağım Yusuf. Söz. Salih. Bir haber var mı oğlum? Yok baba, sorgudaymış işte. Gidip öğreneceğim. Ne ihbarı Salih'im? Kim ihbar etmiş? Bilmiyorum, bakacağız. Salih, yüzümü kara çıkarma oğlum. Haber ver, olur mu? Merak etme. Yüksek oynuyorduk. Ama definecilik oynuyorduk. Ama her yere baktık zaten. Çok sıkıldım. Ya. Tamam. Ama bu son. Tamam. O zaman sen o sırfa bak, ben de kuyuya bakacağım. Bakayım. Ne demek sana yakın biri? Kim? Seninle bir anlaşma yapalım. Salih. Kızımı bırak. Cemal. Köstebeğin kim olduğunu kimse bilmesin. Benim rüyadan başka kaybedeceğim hiçbir şey yok. Ya sen? Her şeyi kaybetmeye hazır mısın?